Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün yine bir gündem bölümü yapıyoruz seninle Evet. Hamdi. Dün geceden beri ortalık kaynıyor. Bir olaylar yaşanmış, evet, bir şeyler oldu. Olmuş. Biz gaflet uykusundayken Murat. Bilgilerimiz çalınmış deniyor. Evet. Bütün ama her bilgimiz, işte adımız, soyadımız, adresimiz, anne TC, adı, baba adı. Hepsi gitmiş gözüküyor. Bugün de onun çok muhabbeti var. İşte o paylaşılan linkler yok oldu ama birileri indirdi, torrente sızdı. Yani şu anda gerçek var. Ya şöyle, var. Önce Anonymous bir şey paylaşacak diye dün sabahtan bir haber geldi. Evet. Herkes akşamı beklemeye başladı. Paylaştıkları şey de işte ne bileyim 18 GB, 2 GB, 3 GB öyle bir kapalı dosya. Kapalı hali, evet. Sıkışmış hali. 3 GB'lık civarında bir dosya açıyorsun. İçinden veri tabanı dosyaları çıkıyor. Yani senin normalde hemen tıklayıp bakacağın bir şey değil. Ama bir exe dosyası var içinde, sorgu exe diye. Onunla sorgular yapabiliyorsun. Evet. Ve söylentilere göre, ben indirip bakmadım, güvenli olmadığını düşündüğüm için, bir de onu da konuşuruz işin o boyutu. Aradığın kişilerin adresini işte vesaire bir sürü her şeyi bulabiliyorsun. Valla bugün onu indirip o sorguları yapan herkes paylaşmaya ekran başladı. Ekran görüntülerini paylaştılar. Bir, hakikaten Bülent Ersoy'un adresini, işte yok Hayko Cepkin'in adresini aramışlar örnek olarak. Bir şeyler çıkmış, hani ne kadar doğru onu da bilmiyoruz ama muhtemelen doğrudur. Veriler öyle gösteriyor. Yani veri tabanının tarihinin eski olduğu hani söyleniyor. Şimdi sen de tabii güncel veri tabanı olmadığı için şeyden anlıyorsun. Ya bu benim kendine bakıyorsun. Evet. Şey söyleyenler olmuş. O Ekşi Sözlüğün ufuzun bir şeyi var bu konuyla ilgili. Orayı bayağı bir okudum. 2008'deki, 2009'daki adresim benim bu. Eski adresim var burada diyenler. Zaten şeyle de uyuşuyor. 2010 yılında mı sanırım bir Hürriyet haberi var. Polis bir yere baskın yapıp İşte 30-40 kişiyi falan, bir çeteyi, bu tür bilgileri toplayıp satan ve buradan bayağı paralar kazanan bir çeteyi tutuklamış. Bununla ilgili bir haber var. Hatta bu haberin başlığı da kişisel verilerimiz çalınmış olabilir mi? İşte başkasının elinde olabilir mi falan. Hani aslında eski bir olay, sanki tekrar yeniymiş gibi bir daha gündeme geldi şu anda. Çünkü o şeyden kaynaklanıyor. Veri tabanının tarihi eski olduğu için diyorsun ki ya bu o zamanki ürün. Yani burada bir defa şu var. Hani bir yer hacklenmiş ve oradan da güncel veriler alınmış gibi gözükmüyor. Evet. O veri tabanları zaten ortalıklarda dolaşıyor. Birileri onu servis etmiş birkaç gözüküyor. Birkaç kere gündemde Levent de söyledi. Avukatlık bürosunda falan özellikle senin mesela tarla işin var. Ulaşamıyorsun adama. Onu bulman lazım. İşte ölmüş, çocuğunun çocuğu kalmış. Nasıl bulacaksın? İşte avukatların bu tür bir ihtiyacı var. Bu ve, var zaten. Evet. Evet. Program olarak satın alıyorsun. Sana kabaca işte eski de olsa veriyi en azından bir şeyler söylüyor. Gidip oralarda sorgulayabiliyorsun. Tüm icra avukatlarında var mesela bu erişim. Yani. Çünkü adamı borçlu araman gerekiyor. Borçluyu arayacaksın. İşte o, bütün bu sistemler onların emrinde. Şey söyleyenler var. Bankacılar doğrudan, çünkü sonuçta kredi alıyorsun vesaire. Adam senin bilgilerini kontrol etmek zorunda. Onlar erişebiliyor diyorlar. Ben kendi hayatımdan hani bu kadar ayrıntılı olmasa da yurt içi kargo benim şu ana kadar oturduğum bütün adresleri biliyor. Yani bir tanıdığı olsa, Hamdi Kellecioğlu diye arasalar benim adreslerim orada çıkar zaten. Çünkü kargo alıp gönderiyorum. TC kimlik TC kimlikle sürekli veriyoruz. Orada çıkıyor. Çünkü zaten fatura kesmek için onu almak zorundalar. O da var. Yani hadi bence anne baba adım orada çıkmaz. Kargolarda çıkmaz. Onu da bir şekilde buluyorlar işte. Bir de şu var. Biz daha önce de haberler yaptık mesela. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocukların verilerin dosyası çalınmıştı ve adamı bulmuşlardı hatta, hatırlarsan içeriden birisi yapmıştı. Ya o da var, devlet memuru, sonuçta devletin milyonlar seviyesine ulaşan memuru var. Yani bunların hepsi özel seçilmiş ülkesine, vatanına bağlı adamlar olmayabiliyor. Hani ufak para karşılığında veya başka yöntemlerle. Ya adam ahlaksız işte. Yani ikna edip adam bunun zararlı olacağını da düşünmüyor olabilir o bunu yapan adam. Umurunda değil, paraya bakıyor. Umurunda da olmayabilir. Bir şekil bu verileri yavaş yavaş kaçırıyor olabilir. Çünkü mesela şeyler falan vardı ya. Ve bunlara kolay ulaşabiliyorsun. İşte atıyorum Çekmeköy bölgesindeki bütün velilerin telefonları. Yani anaokulu sahiplerinde var bunlar. Biz o şeyin de haberini yaptık. Muhtarları kaç kere çalındı bilgisayarları. Yani. Muhtar işte her şey o adamda. Evet. ikametgah için. Ve gidiyoruz. Onlar şey program kullanıyorlar. Genelde hazır program kullanıyorlar. Eskiden elle gidiyordu her şey, defterler falan. Şimdi hazır paket programlar var muhtarlara satılan. O program ne yapıyor, kime gidiyor, kimlerden nasıl erişim sağlanıyor, hani onları bilmiyoruz. Tabii. Şimdi sorun şu, bütün bu bilgilerin zaten ortalıkta olduğunu herkes biliyor. Hatta şey var, sen gidiyorsun, bir işte diyorsun ki sen yurt dışı kargoya verdim.
o adamın arkasında bir holding var. O holdingin bir sürü de aslında bazısı bilmem nesi var. O bilgileri aslında bir sürü yere vermiş oluyorsun. Yani bilgiyi elimizde tutamıyoruz. Bu sorun bu. Biz veriyoruz işin kötü tarafı. İster istemez yapmak zorundasın da. Tabii öyle tutulmuş. Çünkü başka türlü kargo gönderemiyorsun. Ya. Ne yapacaksın? Bunun haricinde şimdi aslında şu var. Şimdi gidiyorsun bir alışveriş merkezinde seni arıyorlar orada. Şimdi kafayı takan adamı için bu engel değil. O adam oraya o bombayı, tabancayı başka türlü sorar. Adam uçak patlatıyor havada. O dünyanın en güvenli şeyi göya. Evet. 30 bin defa aranıyorsun falan ama yine de yapan yapıyor. Ama o basit güvenlik önlemi bile emin ol bir sürü insanı caydırıyor aslında. Yani tabii. Çünkü bir sürü manyak var. Hani adam kafası bir şeye bozuyor gidiyor vuruyor. Ya düğünde sen damadı vuruyorsun eğlenirken. Yani böyle bir ülkede o asgari bir güvenlik önlemi olması lazım. O bir şeyi sen orada anahtarını çıkarırken heyecanlanıp atıyorsun yere, evet. Yere düşüyor bazen. Hiç yapma. Ya yapacak adamları bir kısmını bayağı bir caydırıyorsun tabii, bu şekilde. Şimdi bu ona benziyor. Yani bu bilgiler zaten vardı ama bir böyle tek tuşta bir torrent dosyasına çat diye önüne gelmesi, hı-hı, bu kolaylığa inmesi büyük sorun. Çünkü şu anda... Gerçi şöyle diyorlardı Murat, 120 lira, 130 lira verip yani bak, satın evet. Alıyordun diyorlar yani hani... Ama bak onu bile alamayacak adamın elinde senin şu anda bilgilerin yani var. Niyeti bozmuş adam alır ya yani... Ya alır da uğraşır. Bak şu an uğraşmıyorsun, oturduğun yere basıyorsun geliyor. Evet. Ya o kadar da basit değil. Gene hani indirdiğin dosyalar karmaşık bir teknolojik bilgin olması gerekiyor ki kullanabilesin. Şey boyutunda da bahsedelim bu arada hani izleyiciler de o dosyaları indirmesinler veya indireceklerse kendi bilgisayarını da çalıştırmasınlar. O exe dosyası ne yapıyor, içinde ne var hiç bilmiyorsun. Hmm. Yani çok meraklıysan sanal makine kur bir tane şeyde hiç senin bilgisayarına bağlantısı olmayan oraya hiçbir bilgin girilmiş olmasın sıfır makine olsun. Onun içinde bak neye bakacaksan. Hmm. Ya şu var şimdi... Hep bizde şeydir ya, ya virüs programı kullanmaz adam sorarsın firewall falan ya benim bilgisayarımda değerli bir şey yok zaten. Hı hı. Çekinecek bir şeyim yok der hatta övünerek olanlar kullansın. Halbuki o değil. Senin bilgisayarını zombileştirip satıyor herif. Tabii. Yani, o var içinde. Adam satıyor senin bilgisayarı ve senin bilgisayarın bilmem nereye saldırı DDoS atağında kullanıyor. Farkında evet. Değilsin. Çünkü senin bütün internet bağlantına ihtiyacı yok. Birazcık bir ping atsan yetiyor zaten. Karşı tarafı felç etmene. Milyonlarca ya olduğu için evet. Zaten senin gibi. Senin bilgisayarını ele geçiyor adam. Şimdi olur ya nasıl girecek senin bilgisayarına? Fiziki olarak o dosyayı sana verebilir. Hani bir şekilde kandırır işte. Ya işte şeyle kandırıyorlar. İşte yok Türk Telekom'dan faturanız var hakkınızda. Açıyorsun. Gibi. İçinden exe dosyası çıkıyor. PDF de değil. Ya bu ne falan diye. Bilmeyen bir sürü insan açıyor. Bugün artık açıklar yüzünden exe bile gerekmiyor. Sadece dosyayı okuman bile bazen içeriye giriş için bir evet. Şey olabiliyor. Bir açıktan faydalanıyor tabii çünkü. O hani flash falan gibi. Artık kullanılmaması gerektiğini söylediğimiz teknolojiler ama buna bunun dışında sağlıyor. Bunu nasıl yayarsın? Popüler bir şey çıkartırsın ortaya. İşte oyun crackleri mis gibi yer. Evet. Sen çok GTA 5'in crackini herkes indirecek belli biliyorsun. Oraya yerleştir. Ne bileyim işte bilmem kimin fotoğrafı yerleştir içine. Tabii. Bu Türkiye'nin bütün bilgisi bunun içinde yerleştir. O yüzden çok riskli bir şey. Tabii. Senin dediğin gibi yani bunu niyetlenenlerin bile güvenli bir yerde yapması lazım bu işi. Hani bir şey bildiğimizden de bunun mantığı bu. Bu kadar virüs bilmem ne nereden geliyor böyle geliyor. Tabii. Ama onun haricinde hem de ya bu bizim bilgilerimizin nereden çalındığı önemli değil. Nereden toplandığı önemli. Bu kadar bir havuz haline gelip artık download'un ucunda olmasın. Nereden bakarsan bak rezalet. Ya Murat kesinlikle ama şöyle bir şey var. Hani Türkiye'deki devlet mekanizmalarının nasıl işlediğini ucundan kıyısından bilen azıcık bir insan olduğu zaman zaten verilerinin güvende olmadığını biliyorsun. Evet. Ve buna yapacak bir şeyin yok. Yani burada yaşadığın için hani bu saatten sonra da artık mümkün değil. Çünkü gitti zaten gitti. Onlar. Gitti. Dijitalin ama, böyle bir tarafı var. Yani, gitti. Daha bunu... Artık alan aldı yani zaten. Şimdi daha şu anda belki kanun tasarısı var bununla ilgili. Tabii evet kişisel verilerin korunması kanunu. Herkes biliyor benim kayacak bir kanun çıkarmakla da yetmez. Zihniyet nasıl uygulayacaksın? Lazım. Tabii. Yani o ekşi sözlükteki entrelerden birini okurken adam şey demiş bu konularda uzman işte gidip eğitim veriyor sözde devlet kurumlarına. Ya bu kurumlarda işte ben diyor konuya girdim işte man in the middle attack bilmem ne falan. Sonra bir an aklıma şey geldi ya siz bilgisayarlarınıza dışarıdan flash getirip takıyor musunuz? Takıyoruz dedi diye hepsi. Bitti işte orada. Hmm. Yani çünkü artık şeyleri bile konuşuruz hatırlarsan. USB'nin o firmware'ine adam bir şey yükleyip. Tabii. Yani bu çok uzmanlık gerektiren bir şey ama sonuçta yapacaksa onu bile yapacak adam var yani. Tabii bu bilinen taktiklerden biri şu. Güzel böyle 32 GB falan yüksek miktarda hani değerli bir USB alıyorsun. Unutuyorsun bir yerde. Bir yerde unutuyorsun ya da yere atıyorsun. Birisi buluyor bir çalışan.
network'teki herhangi bir bilgisayar, yani o binanın içindeki herhangi bir bilgisayar taktığında içeridesin. Evet. Bu en bilinen, en eve hep çalışan yöntemlerden biriymiş. Yani. Bunu bize de işte bir başka kim, Tren Mikro anlatmıştı. Ya veya hani unutmayı bırak, şey yapıyorsun adama. Bir dizide izlemiştim, şimdi hatırlamıyorum da. O kurumun önünde adam şey numarası yapıyor. Ya ben işte sokakta müzik yapan bir adamım, benim bir tane albümümü satın alır mısın? Bak çok güzel şey yapmış. Sen de adama yardım ediyorsun, sonra da gidiyorsun. Ya neymiş şu, bir dinleyeyim diyorsun. Takıyorsun o CD'yi bilgisayarına. Aynen. Hakikaten müzik çalıyor sana ama arkada ne yapıyor acaba? Evet. Yani bunun yöntemleri, yani bu biraz hani sosyal hackerlık deniyor ya. Aynı şekilde senin aslında bu tür yöntemlerini adam Facebook'ta senden kendi ağzından alabiliyor. Evet. Konuşarak seninle, sohbet ederek veya senin arkadaşlarınla ya, konuşarak. Benim arkadaşımmış, arkadaşımı ekleyip benimle arkadaşım olarak konuşarak. Yani mesela. Para istiyordu ya birileri. Tabii bir ara öyle. Sen de ya bu adam para istemez ama herhalde zor duruma düştü deyip bir şeyler gönderiyorsun. Şimdi bu bilgiler bu kadar ortalığa yayıldı dedim. Bunun geri dönüşü yok. Yani o ta 2010 veri tabanı bile olsa bir sürü insan için geçerli. Geçerlidir, adını mı değiştirecek tabii. Adam? Hani adresi değişmiş olabilir de. Tabii. TC kimlik de o, sabit. Şimdi bunlarla neler yapılabilir de konuşmak lazım. Bir defa şu var, mesela kredi kartın çalındı. Sen arıyorsun ya da herhangi bir hesap için geçerli. Senden temel istenen bir şeyler. Çünkü adam senin sen olduğunu bilmek istiyor. Bunlardan biri en basiti, hepsi bunun ağız birliği. İşte anne kızlık soyadının 8. harfini söyle. İşte 7. harfini söyle. Şimdi bunların hepsini bu tip veri tabanlarından elde edebilirler. Evet. İşin kötü tarafı, hani işte senin az önceki sosyal mühendislik dediğin şey... Annem de Facebook'ta artık. Evet. Orada annenin kardeşi orada görünüyor. Senin işte annenin kızlık soyadını, erkek kardeşi ise dayından anladı şak diye. Tabii. Yani hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Ve karşındaki adamların da hani böyle konuştuğun o call center'lardaki adamlar da o adam 1000 kere aynı işi yaptığı için uyanmıyor zaten. Tabii canım. Standart senden 3-4 bilgi istiyor. Tamam içeridesin. Kredi kartı bilginin de üzerindeki şeyi de öğrenmek zor değil ki, her gün haberini duyuyor. İşte Steam'i bile hackliyorlar, orada senin kredi kartın varsa onu da öğrendi. Bunları birleştirebiliyor bu herifler işte. Tabii. Ondan sonra da gidiyor senin paraların. Yaşlı insanlar özellikle hedef alınıyor. Bak bu da ilginç. Hep yaşlıları hedef alıyor. Sana bana gelmiyor adam. Bu adamın kim olduğunu, nerede oturduğu, yaşlı ya, olduğunu... Şey gibi düşün Murat, belgesellerde de hani bir sürünün... Değil zayıf mi? Ve işte yaşlılarını hemen aslanlar şey yapar ya, hedefler aynı mantık demek aslında. Demek ki bak mesela şimdi bu madem kanun yapılıyor, şu gerçeği kabul etmek lazım. Bizim bu bilgilerimiz öyle ya da böyle ortalıktaydı. Bu yeni bir şey değil. Bu şeye benziyor. Hem de bir ayda 100 kişi trafik kazasında azar azar öldüğünde bir şey olmuyor. Olmuyor evet. 100 kişi öldü mü haberdesin. Bu tamamen bu. Aynen. Bu bilgiler aynen. Zaten ortalıktaydı. Parayla satılıyordu, satılmıyordu. Neyse önemli değil. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Bu saatten sonra bu bilgileri geri alamayacağız. Tabii. Ya herkesin elindeler. TC kimlik numarandan tut. İşte anne kızlık soyadın. En kritik bilgilerin herkesin elinde. Bundan sonra şunu yapmamız lazım. Bunun gittiğini kabul edeceksin ve belki de yeni bir sistem kuracaksın. Bir defa yani TC kimlik numaralarının belki değişmesi lazım. O kadar büyük bir yok, olay var ortalıkta. Yok ben şey olacağını düşünmüyorum çünkü onlar da gene kaçar. Yine kaçacak, şöyle tabii. Yöntemler var. Hani hiç olmuyor değil. Mesela şimdi kredi kartın çalınsa bile artık mesela imzayla değil şifreyle şey yapıyorsun. Tamam onu da çok mesela doğum tarihini yaparsan hani tabii. Sen kendini o önleme almadıysan çaldırırsın. Ama mesela bu çok ciddi anlamda düşürdü kredi kartı sahtecilik olayını. Ne bileyim mesela şeyler var. Oraya eğer üye değilse üye olsunlar. Şimdi bir yandan sistemin birleşmesinin artıları da var. Hani onlardan yararlan. Mesela senin hakkında Türkiye'de herhangi bir yerde bir dava açıldığı zaman artık Adalet Bakanlığı'ndan SMS alabiliyorsun. Mesela bunu araştırsınlar. Sana direkt şey geliyor. Kaydettiriyorsun oraya bu Türkiye.gov.tr adresi var ya e-devlet. Orada bir yerde Adalet Bakanlığı'nın şeyinde baksınlar var. Veya işte bunun bir benzeri vergi daireleri için geçerli. Senin adına bir şirket kurulacağı zaman senin TC nonla, çünkü isim aynı olabilir zaten. Kimlik nonla bir şirket falan kurulacağı zaman sana haber geliyor. Bildirim geliyor. Yani oradaki telefonunu güncel tut. Sürekli telefon numaranı değiştiriyorsan. E-posta adresin güncel olsun. Hani devlet sana haber vermeye çalışıyor bir yandan. O konuda en azından o bilgileri güncel tut ki sana ulaşabilsin gerektiği zaman. Bir yandan da işte bu kimlik doğrulama sistemlerinde bu klasik anne kızlık soyadı falan bunlardan vazgeçilmesi lazım. Tabii. Başka bir şey bulunacak ve... Orada da ama şu problem oluyor. Zorlaşıyor bu sefer. Zorlaşıyor. Şimdi bu işi bilmeyen adam da başka şey sorduğun zaman işini yapamıyor. Yani aynı şey gibi bu. Hani bir sürü hizmet var, şifrelerimizi unutuyoruz. LastPass'e kaydediyoruz. Bu sefer tek bir yere bütün şifreleri emanet etmek gibi bir şey bu. Tamam. Yani hani güvenlikle işte kolaylığın dengesi nasıl sağlanacak?
bir an önce bu işin birazcık hani biyometriye geçmesi lazım. Yani gözünleme onay verecek, parmak izinlemesi. Şimdi telefonların hepsine geliyor ufak ufak. Evet. Bizim devlet tabii biliyorsun, onun da haberini yapmıştık. Hani onun, bizimki değil, hepsi. Doğuştan o bilgileri de almak istiyorlar şimdi senden, veri tabanına. Artık onu hiç değiştiremeyeceğiz zaten. Hani TC kimlikle o kafan atarsa değiştir. Devlet karar verir, yapar. Ama parmak izini nasıl değiştireceksin? Olsun. Yani bir şekilde artık bizim gözle, parmak iziyle, bize ait bir şeyle onay vermemiz lazım bu işlemlerin hepsine. Yani beni öyle tanımalılar. Bankam beni öyle tanısın. Uygulaması var zaten cebinde. Başka türlü bu bilgiler artık çok kolay elde edilecek. İşte onun da bir şekil, yani bu biraz şey gibi, hani silahlanma yarışı derler ya, sen bir şey yaparsın, öteki bir şey yapar. Öyle. Yani bu bir gitgide çıtayı yükselterek gidiyorsun. Şu an bayağı kayıptayız yani. Ya ama şöyle bir şey var, sonuçta bu yeni değil. Mesela verilerin 2009-2010'dan beri olduğu söyleniyor. Yani sen kendi hayatından düşün, o zamandan beri senin hayatında çok değişen bir şey oldu mu? Yani tamam, buna karşı bir önlem alması lazım ama paniğe kapılacak bir durumda yok bence zaten ortada. Zaten bu tip şeylerde bir kere olur bir şey. Seni mahveder gider işte. Boş yere uğraştığın olur tabii, yani en azından belki mahkemelere gitmek zorunda kalırsın. O bile büyük bir problem. Tabii canım. O adam ben değilim demek için hadi uğraş dur sonra. Eskiden biliyorsun şey, bizim şu kimlik kartı kaybolduğunda hemen hükümsüzdür diye gazeteye ilan verirdik. İşte şimdi mesela ona gerek yok. Sistemin birleşmesi de bir yandan o. Sen kimliği değiştirdiğin zaman bütün herkes o Mernis miydi? O projenin sitesinden o kimlik numarasının falan geçersiz olduğunu görebiliyor gerekli daireden. Öyle. Eskiden mesela hakikaten yok, gazeteye ilan vereceğim de bilmem ne de. Yani öyle bir şey vardı. Kimlik ama bir de işte fiziki bir şeydi. Kayboluyordu. Adam onunla, onun fotokopisiyle, onun aslıyla gidip bir şeyler yapabiliyordu. Şimdi artık o bilgiler sanal oldu. O yüzden tehlikeli. Yani bir yayıldı mı gitti. Öteki hiç olmazsa fiziki bir şeydi. Kayboldu mu hükümsüzdür diyordun. Şimdi benim soyadım hükümsüzdür mü diyeceğim. İşte hükümsüzdür diyordun da hükümsüz olmuyordu. Tabii. Adam onu aldı. Çünkü veri sorumluluktan kaçmana yarıyordu işte. Kaçmana yarıyordu ama gene bankada uğraşıyordun. Mahkemede uğraşıyordun. Şimdi diyorum işte devletin bir yandan bunun bağlanması, yani online olması da bir yandan bu tür avantajlar sağlıyor sana. Öyle. Dezavantajları da var her şeyin olduğu gibi. Yani bu kolay kolay çözülecek bir problem değil. Sadece şeyi isterdim, yani bu işlerle uğraşan devlet memurlarının veya işte ne denir, yöneticilerin daha donanımlı olmasını isterdim. Ama hani Türkiye şartlarında da fazla mı iyimserlik bilemiyorum. Vallahi göreceğiz bakalım, şu kanun bir çıksın. Hani neler koymuşlar içine. Ya kanunun çıkması önemli değil. Onun uygulanması mesele. Tamam işte, nasıl bir sürü kanunumuz var çıkmış. Güzel de yazılmış ama uygulamada uygulamazsan bir anlamı yok ki onun. Bizde genelde öyle oluyor. Yani yapıyorsun güzel. Teorik kısmı iyi ama pratikte istediğin yere varamıyorsun bir türlü. Sonuçta şunu tavsiye etmek lazım. Maalesef hani şifrelerimizi hep değiştirmemiz gerekiyor. Çift koruma varsa mutlaka aktif etmemiz lazım. Yani cep telefonunu bir şekilde içine katmalıyız. O mutlaka, evet. Bankada kimlik için işte o kızlık soyadı bilmem ne, onun için çok yapacak bir şeyimiz yok. Hani onların prosedürü. Ya onun şöyle bir şey var. Bankalar bak özel kurumlar olduğu için bizden daha fazla düşünüyorlar. Çünkü mecburen, ucu onlara da dokunuyor. Evet. Ve yani akılcı şeyler geliştiriyorlar. Tanıdık bankacılarla konuştuğum zaman hakikaten adamlar bu işe kafa yoruyorlar. Senin güvenliğini senden fazla düşünüyorlar. Çünkü kendi iyiliği için. Kendi iyiliği için tabii ki. Yoksa keyfinden değil. Adamlar tazminat ödemek zorunda kalıyor. Tabii. Seni sigortalıyor işte, sana risklerini, sigorta primleri yükseliyor falan. Hani bir sürü onların o konuda derdi var. Kendi iyilikleri için zaten bunu yapıyorlar. Devletin biraz daha bu konuda ne denir, aktif olması lazım. Bir de işte yani sene oldu 2016 tarihinde, hala işte bizim adamımızı babamızı arayıp kandırmaya çalışıyorlar. Hatta işte profesörler hala kanıyor. Evet. Bu adamlar telefonla bu işi yapıyorlar. Ya şöyle bir şey var Murat. Orada da hani en çok kullanılan şey işte ben savcıyım, ben polisim. Evet. İşte hakkınızda bilmem ne. Yani biraz zihniyet değişmesi lazım. Bizim hani vatandaşımızın genelinin devlete bakışı şey. Yani devlet büyük bir şeydir, nedir? Uludur, kurumdur, işte bizi devlet babadır yani. İşte bunun değişmesi lazım. Devlet bir aygıttır, bize hizmet eder. Bu zihniyete gelirsen o zaman kardeşim, arayan adam da tamam hakkımda suçlama varsa gelin beni evimden alın diyebilmen lazım. Hakikaten zaten devletin bir kurumuysa gelir alır seni evinden. Yoksa öteki türlüyse alamaz. Öyle. Ya cehalet de diyemiyorsun, profesörler gidiyor hani. Tabii canım, tabii. Ya profesörleri bırak, hakimler, savcılar dolandırılmış. İsimleri açıklanmıyor devlet memuru falan olduğu için ama adam bildiğin savcıyı dolandırmış ya, ben polisim işte bilmem ne diye. Yani
düşebiliyorsun buna. Hani evet. Bu senin bir anlık boşluğunla alakalı bir şey. Mümkün olduğunca şey, resmi, yazılı vesaireli falan. Ben diyorum ya, polis aradı. Ya karakola gelin diyecek. Sen evinin oradaki karakola gideceksin. Doğrudan gerçek polislerle muhatap olacaksın. Ya da kapına gelip seni alıp götürecekler. Hmm. Hani o güzel bir görüntü değil ama en azından güvenli yani. Hani polis geliyor. Hmm. Onların da tabii polis olduğundan emin olmak lazım. Tabii ona... Ya en sonunda paranoyaklıktan intihar ediyorsun zaten. Ya işte de. O işi o noktaya vardırmayacaksın. Evet. O, çünkü bunun sonu yok. Sonu yok. Yani şey gibi oluyor. Amerika'da falan var ya, adam kendine sığınak inşa ediyor. İçine her şey doluyor. Günün birinde olacak mı ben burada yaşayacağım diye. Hmm. O noktaya gelmemek lazım. Öyle ama böyle de gitmeyecek. Gidemez artık. Yani artık her şeyimiz ortalığa saçıldı. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Vatandaşı daha çok korumak için. Evet. Ve işin kötü tarafı bizim yapacağımız ya şeyler çok kısıtlı. En azından şunu söylesinler. Biz bu konuda neler yaptıklarını çıkıp açıklasınlar. Evet. Yani içimizi rahatlatacak. Aynen. Veya sorumluları tamam, hani mesela o haberde, 2010 yılındaki haberde polis birilerini yakalamış, götürmüş, işte kanuna teslim etmiş de ne yapılmış, ne oldu? Evet, daha bunun takip lazım. Edilmesi evet. Lazım. Evet. Caydırıcı olmak için. Böyle hem de yani şu anda hani çok büyük panik edecek olacak bir şey değil. Değil o bilgileri muhtemelen zaten her yerde soralım, herkes bulabiliyordu. Hani izleyicilerimiz arasında vardır bankacı olan, işte tabii. Muhasebeci olan, avukat olan. Bunlara gerçekten ulaşılabiliyor mu? Yani yorumlarda bize yazsınlar. Tabii. Kendileri neye ulaşabiliyor? Öğrenelim. Tabii. Yok canım, bu söylediğimiz şeyler hepimizin avukat, bankacı, arkadaşı olduğu için bildiğimiz şeyler. Evet. Ulaşılıyordu zaten. Ya birisinin kafası bozulsa, o bilgiyi bir şekilde sadece uğraşsa, bir metin haline getirirse yine koyar. Hı-hı. Yani o biraz işte o kişiye kalmış durumda. Kişinin kafasının bozulmasıyla alakalı bir şey. Niyetinin bozulmasıyla alakalı bir şey. Evet. Bu kadar insani yani, bizim bilgilerin her an bir yerlerde böyle çarşaf gibi serilmesi. O yüzden işte bütün bu bilişim sistemlerinin de bu bilgilere ihtiyaç olmadan da bizi koruyabilecekleri sistemler geliştirmesi lazım. Bu da global kısmı işin. Ya global kısmında zaten şöyle bir şey var. Hani başka devletler İşte bizi alacak vesaire falan. Zaten alan alıyor. Hmm. Değil mi? Facebook'a veriyorsun zaten bilgilerini. Hani evet. Gündemde konuşuyoruz ya, Fransa benim vatandaşımın bilgilerini çıkarma falan diyor. Çıkardı adam zaten senelerdir. Sen daha yeni uyanıyorsun. Yeni uyanıyorlar, evet. Böyle Hamdi, bakalım bir sonraki sıcak gündemde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.